Bir arkadaş grubuyla Batı müziğini dinliyordum ve aynı anda severim. Beethoven hayranıyım. O zamanlar böyle yetiştim. İslamiyet'i değil, Budizm'i de inceledim. Ondan sonra Tevrat'ı inceledim, İncil'i inceledim. Bunları okuyordum. Allah gönlüme hidayeti verdi. Sunullah Gaybi'nin aşkla İslam'ı yaşayan ve bu uğurda canlarını feda edenleri anlattığı bir sohbetinde şöyle dediği kaynaklarda geçer. Kim isterse Rabbini bulur. İyiye ve güzele doğru daima bir ilerleyiş arzular insan. Hakikate yelken açmak, giderek derinleşen bir yalnızlık demektir bazen. Bulgaristan'da bulunan, bugün Bulgaristan'da bulunan Mennik diye bir yerden Balkan Harbi sırasında dedelerim gelmişler ve Çengelköy'e yerleşmişler. Ve ben burada dünyaya gelmişim. Benim dedem Güleliye'de öğretmenlik yapmıştır. Ulumuddin hocasıydı. Mevlevi Şeyhi'ydi. Ben 11 yaşındaydım, 11-12. Yaşındaydım. Çok güvendim, çok sevdiğim. Babam böyle her şeye muktedir falan bir kimse idiyken birdenbire böyle vefat edince yalnız kaldım. Zaten uzayda kaldım gibi hissettim. O kadar ağır bir şey. Çok büyük bir travma benim için. Tahsilimi Beşiktaş Fındıklı'daki Atatürk Lisesi'ne gittim. Sonra üniversiteye gittim. Hukuk Fakültesi'ne girmem kültür meselesiydi. Kültürlü bir insan olmak istiyordum bunu ve inceleyen bir insandım, arayan ve okuyan bir insandım. Kim Allah'ı bulursa onu tanır. Niyet etmek ve istemek anahtar duygudur. Doğruya yönelme arzusu, güzel insan olma yolculuğu böyle başlar. Ben üniversiteye gittikten sonra dinimi öğrenebildim. Din hakkında bilgim yoktu. Şimdi biraz güleceksiniz. Hani 4 sure bilirim demiş. 3 İhlas, 1 Fatiha. Ben o cinstendim. 2 çocuk olduktan sonra Ayet-el Kürsi'yi ezberledim. Cebime yazdım ve otobüs duraklarında baka baka ezberledim. Amenna Resulü'yü öyle ezberledim ya. Çünkü artık ondan sonra bir heyecan geldi bana, yani İslamiyet'i buldum, hidayete erdim diye bu sefer de attım kendimi sokaklara. Aman bu davayı tebliğ edelim. Fakat gene de içimde bir ukde var idi ki, benim bir arkadaşım İspanyolca ders almaya kalktı. İspanyolca da nereden çıktı dedim. Dedi ki İspanyolca konsolosunuz bedava ders veriyor, onun için gidiyorum dedi. Aa, bu benim hoşuma gitti. Ben de gideyim dedim, bu Ayaspaşa'da şey vardı, Irak konsolosluğu vardı. Kalktım gittim bu Irak konsolosluğuna. Şey dedim, Arapça ders veriyor musunuz? Ben ders almak istiyorum dedim. Adamın ödü patladı tek kelimeyle. Hayır dedi, biz öyle bir şey yapmıyoruz. Nereden duydunuz? Bizim Arapça ders vermek gibi bir adetimiz ve programımız yoktur dedi. Teşekkür ettim, ayrıldım. Zannettim ki yani her konsolosluğunda böyle bir hizmet var. Ben de bari Arapça öğreneyim diye bir gayret ettim ama cevabımı aldım. Ta ki ben üniversiteye geldim. Ne kadar dinden uzak olsak demek ki dinin
anası insanın içinde oluyor. Yani böyle bir itinme var. Yüksek lisans yapmak istediğim zaman, müracaat ettiğim zaman tez olarak İslamiyet ve Demokrasi diye bir tez aldım. Talebeydim o zaman. Arapçaya heves ettim. Yani öğrenmek istedim. Bizim zamanımızda Kur'an kursları ya yoktu ya ben bilmiyorum. Ben Beşiktaş ortamında büyüdüm. Sağa sola giden bir insan değildim. Yani böyle bir şey bilmiyorduk. Ama Kur'an öğrenmek isterdim. Kim beni tanırsa sever. Yola revan oldukça ve güzellikleri öğrenmeye heves ettikçe karşısına rehberler, doğru modeller çıkacaktır. Hukuk fakültesine girdim. Sonra bir arkadaş grubuyla Batı müziğini dinliyordum. Beethoven hayranıyım. Bir akademi grubu vardı. Onunla birlikte resim sergileri yazıyordum. İlk senelerde medeni hukuk hocamızdı. Çocuklar bir taksir verdiler. Biz cuma gününün son saatinde bize yoklama yapmayın, bize yoklamasını yapmayın. O gün namaza gidiyoruz. O kadar da tuhafıma gitti ki, ya burada ders oluyorsa bir cuma namazı neymiş ki yani? O kadar acayibime gitti. Fakat kafama bir ilmek attı bu. Demek ki bu cuma namazını derse yay tutan bir düşünce var. Bu nedir? Ben o zaman Edebiyat Fakültesi'nde İslam Tetkikleri Enstitüsü vardı. Oraya gittim. O zaten telefon etmişti. Salih Tuğ'da tanıştım. Salih Bey beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Buyurun dedi. Derslerime çok fazla yardım etti. Şu kitapla okusun bunu. Ve bu arada İslamiyet'e iyice öğrenmeye başladım ki öğrenmekten hiçbir şey bilmediğimi anladım. Öğrenmek dediğim sıfır. Haram nedir, helal nedir? Bu kelimelerin manası duymuşum herhangi bir şey gibi. İçimizden bir tek bu muhafazakar hayatı seçen Aynur oldu. Ama biz Aynur bu muhafazakar hayatı seçene kadar o kadar bizim sevgimiz, dostluğumuz, dostluktan da sevgiden de öte bir şey bu. Kardeşliğimiz o kadar ileri bir safhadaydı ki Aynur'un sonra üçümüze nazaran daha farklı bir hayat seçmesini biz saygıyla karşıladık. Sevgiyle karşıladık ve bu saygı ve sevgi dolayısıyla da arkadaşlarımız hiçbir şekilde inikata uğramadı. Hamidullah Bey'in dersleri vardı. Benim hemen Hamidullah Bey'in dersine ilk giden kız talebe bendim. O derslerde hiç kızı yoktu. İslam Anayasası ve İslam Tarihi üzerine ders veriyordu. Fuat Sezgin'le de ben orada tanışmışımdır. O da sonra şeydi, çok kalabalıkta amfi tabii. Fakat kız olarak bir tek ben gidiyordum. Tabii tesettür falan öyle bir şeyle alakam bile yoktu. Fakat gene de insan utanıyor. Böyle bütün erkeklerin bulunduğu bir yere tek başıma giriyorum. Fakat konuştukları da çok beni cezbediyor. Çok mutlu, hiç bilmediğim ve çok güzel şeyler anlatıyordu. Kim beni severse bana aşık olur. Yanlış bildiklerini doğru olanlarla düzeltmesine vesile olacak örnekler çıkar karşısına. Ama bana en çok faydası dokunan Salih Tuğ'dur. Allah razı olsun. O da bütün rahat, ikna edici cevaplar vermiş. Tezime yardımcı oldu. Ramazan geliyor. Bir şey olur lafı geçti. Oruç tutacağız. Ben gayet sakin. Ben zayıfım oruç tutmam dedim. Ne bileyim bana öyle öğretmişlerdi. Zayıf olan oruç tutmaz diye. Mesela o tuttum. İlk defa 30 gün yani bir Ramazan oruç tutabildim elhamdülillah. Onu devam ettirdim olduğu gibi. Sonra o evlendi ve beni nikahına davet etti. Nikahına gittim. Gelin başörtülü. Evet. Mavi çok güzel bir parçası. Çok uygun bir başörtüyle. Binaz Hanım boylu postu çok da güzel. Hayatımda başörtülü nikaha gidin. Orası resmi bir şey. Yani şaşırdım kaldım. Bana çok şahsiyetli bir şey geldi. Ve ilk defa öyle gördüm yani. Demek ki insan örtünen her yerde örtünmeliymiş. Ve örtü hakkında tabii daha sonra düşüncelerim oldu. Böylece yani böyle bir şey adım adım oldu. Onu demek istedim ama Allah gönlüme hidayeti verdi. Benim haberim yoktu dedim. Vallahi haberim yoktu dedim. Tam 180 derecelik bir dönüş yaptım ondan sonra elhamdülillah. 180 derecelik dönüş yaptım. Ve bu arada tabii elhamdülillah kendimi de yetiştirmeye çalıştım. Tesettür bana zaten çok arka gelir ama önce namaz, oruca başlayınca tabii ailemden tabii büyük bir aksiyonlar gördüm. Onu da söyleyeyim. Yani sadece namaz kıldığım için çok kızdı annem. Ondan sonra abim alay etti. Bu değil. Tabii beş vakit namaz kılınca biraz fazla geldi onlara beş vakit. Daha hani arada bir kılsam iyi olacaktı.
Bu sefer annemin grupları, arkadaşları vardı. Senin kızın çok okudu, kafayı bozdu, deli oldu. Ve geldim ki annem ağlıyor. Sen delirmişsin dedi bana. Ben bu yaştan sonra tımarhanelerde mi dolaşacağım dedi. Seni doktorlardan doktorlara mı götüreceğim dedi. Ne dedi de herkes gibi arkadaşların gibi Müslüman olsana dedi. Yani ne namaz, hepimiz Müslümanız dedi. Bu sen nedir dedi namaz kılıyorsun. Anne bir namaz kılıyorum, bir şey yaptığım yok. Ondan sonra yok dedi. Ne demek böyle her dakika namaz kılıp duruyorsun dedi. Sen delirmişsin dedi. Beni Hamidullah Bey derslerinde görmüş. Oradan tanımış. Oradan tanıdı ve bir arkadaşı vasıtasıyla da yani böyle bir görüşme oldu aramızda. Yani benim müşterek bir arkadaşımız oldu. Böyle bir görüşme oldu ama bu bir şey değil. Bir gün okuma odasına yer bulamadım. Çıkıyordum. Bizde okuma odaları vardır. Çıkarken ev yardımcı dedi ki ben çıkıyorum dedi. Benim oda şey sandalyeme sen oturabilirsin dedi. Sonra sen dedi Kadir Müslüman'ı tanır mısın? Yok tanımıyorum. İşte şu dedi gösterdi. Öyle bir insan. Ben de onun yanına oturdum. O sırada Kadir Bey İslam harfleriyle bir şey yazıyor. Ben de alakadar oldum. Şöyle bir baktım. Bakınca çekti. Ben o yazıyı zaten tanımam ki. Yani işte İslam harfleri yani okuyacak halde değil. Utandım. Öyle yan yana oturduk ama tabii o bunun farkında değil. Ben çünkü kadın kız gözüm görmüyordu. Davamdan başka bir şeyim yoktu. Arkadaşıma İbeliada'ya gidiyorum. Vapura bindim. O da o sırada Yalova'ya gidiyormuş. Bilmiyorum. Vapurda karşılaştık. Karşılaşınca ama dedi işte hemen geldi yanıma oturduk konuştuk. Yani Era'da esas konuşmamız, birbirimize karşı bir alaka duymamız vapurda oldu. Okulda değil yani. Ben orada İbeliada'da indim. O Yalova'ya doğru gitti. Hatta arkamdan bakmış, arkadaşları alay etmiş, takılmışlar falan. Ne o çok baktım falan gibilerden böyle. Benimle konuşmak istediğini bahsetti, evlenmek istediğini bahsetti. Benim o zamanlar daha okulum bitmemiş, fakülte bitmemiş ve evlenmeye de pek niyetim yoktu. Her ne kadar İslamiyet'e adım atmış istiysem de fikirlerim çok serbestti yani. Ben dedim bir tanıyalım, görelim yani umumi yerlerde otururum, konuşurum yani bir nevi gezerim seninle. Ama evlenmeye karar veremem dedim şimdiden. Ya evet ya hayır dedi. Bu iş burada biter dedi. Şimdi hayır demedim. Evet de bana çok zor geldi tabii ama mecbur evet dedim. Mecbur evet dedim. Ben de hemen dedi annemi göndereceğim. Bir tanıyayım bir neyin nesilsin ne bileyim. O kadar umumi bir bilgim var. Hatta benim halamın oğlu vardı. Ona tahkikat yaptım. Ben halamın oğluna sordum. Halam dedim iyi tarafları bir kötü tarafları. Sen iyi taraflarını bırak. Onları nasıl olsa zamanla görürüm dedim. Sen bana kötü taraflarını anlat dedim. Ondan sonra işte dedi bu dedi o kadar çok Allah'tan bahsettik artık bunalırsın dedi. Hep dedi konuşurdu. Allah der, dava der dedi. İslamiyet dedi. Başka bir şey bilmez dedi. Ondan sonra böyle de gezme tozma bilmez dedi filan. İyi dedim. Bunlarsa kusurlar. Hani bu kusurlara ben razı olabilirim. Kim bana aşık olursa ben de ona aşık olurum. Karşısına daimi dostluk kuracağı, uğruna dünyasını ve bugüne kadar getirdiği alışkanlıklarını değiştireceği bir hayat arkadaşı çıkmıştır. Şimdi Kadir Bey bana evlenme teklif ettiği zaman şunu bilin ki dedi, benim birinci davam, birinci meselem İslamiyet ve davadır. İkinci olmayı kabul etmeniz lazım dedi. Karar verdim. Ve hanıma da dedim ki ben bir davayla evliyim. Sen ikinci olacaksın. Buna razı mısın? Aramızda mukavele metni Kur'an olacak. Razı mısın? Hak ve vecibeleri. Allah razı olsun. O da itiraz etmedi. Böylece istedik kayınvalide çok zor razı oldu. Mektep bitmemiş çünkü. Annem ikna edilmeye çalışıldı. Çünkü annemi hiç uymayan bir aileye veriyordu kendimizi. Çok farklı ve çok dışında bir kimse. Benim kızım kim bilir ne yaparlar. Yerli bir korkması çarşafa sokarlar. Ondan sonra çıkmaz böyle günde beş vakit namaz kılmak olmaz falan diye. Annem böyle tereddütleri vardı. Neyse iyi kötü Kadir Bey çok alttan aldı. Çok yumuşak davrandı. Mümkün olduğu kadar ikna etti. Bir de kayınvalidem pek sakin bir insandı. Konuşmasını bilen bir kimseydi. Annem ona da itimat etti yani. Sonra annem çok sevdi Kadir Bey'i. Kime aşık olursam onu ifna ederim. Sıkıntılar çekseler de, uzaklık yaşasalar da birbirlerine verdikleri manevi güç ikisini de takviye etmektedir. Ben nişanlıyken
27 Mayıs'ta hapsedildim. Harbiye'de hücre hapsine yattım. Hanımın metaneti orada başladı. Başkası olsa vazgeçerdi. Sonra Eskişehir'de ağır bir hapis hayatı geçirdim. 7 seneye mahkum oldum. Gurbet var. Her safhada metanetini muhafaza etti. Allah razı olsun. Kadir Bey, ya Anadolu'da, ya Trabzon'da, ya Avrupa'da bütün aileyi, çocuklara bakmak benim vazifem oldu. Tabii o yurt dışına çıkınca ben de çocuklarımla birlikte, yani çocuklarımla tatile girdikten sonra evvel Almanya'ya gittik. Almanya'da gittik. Kadir Bey'in orada bir Sebil bürosu vardı. Orada dağıtım yapıldı. Sebil gazetesini çıkardığı sırada bir bürosu vardı. Fakat ben Almanya'yı istemedim. Hani madem ki dışarıdayız, iyi bir okulda okusun istedim. İngiliz okulları hemen hemen hepsinden daha üstündür diye duymuşum. Ben İngiltere'yi tercih ettim ve biz İngiltere'ye gittik. Çocuklarımı orada okula kaydettim. Kadir Bey İngiltere'de bir iş yapamadı. Mali bakımdan hayli sıkıntı çektik. Ve bunun üzerine dedi ki hiç olmazsa Türklerin çok bulunduğu Almanya'ya gideyim. Bu Sebil'i canlandırayım, orada para kazanayım. İngiltere'de iki çocuğumla yalnız yaşamak mecburiyetinde kaldım uzun müddet. Tabii geldiği oldu, gelmediği oldu. Onun için bütün bu vazifeleri benim üstlenmem icap etti. Sonra ben oğlumu İngiltere'de protestan okullarında okudu tabii ki. Mesela öyle bir dini okula vermiştim mesela. Selman'ı verdiğim zaman Parayhaus School'da çocuklara dini öğretiyorlar. Ama sabah duası yapıyorlar. Oğlum böyle aç, tamam. O böyle açıyor ona. Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri hamdolsun teşekkür ederiz. Tamam, bunda bir kötülük yok. Aynı şekilde bir dünya haritası gördüm okulda. Allah'ın yarattığı dünyanın resmidir. Bakın. Harita demiyor. Allah'ın yarattığı dünya. Çocuklara bu fikri veriyor bu dünyayı. Yani böyle bir okulda okudu. Hristiyanlığa meylettirmedi. Olduğu gibi kabul etti. Böyle gitti. Biz tabii bunları bilmiyorduk. Zannediyorduk ki herkes böyle din, iman bizde yok. Orada da yok. Herkes dinine, imanına sahipti, rejimine sahipti. Ben İngiltere'deyken Bournemouth diye bir yerde 3 sene kadar da orada oturdum. Orada oturup bir tabii oğlumu cuma namazına götürüyordum ki oradaki mekteplere söyleyeyim. Bana müdür şöyle söyledi. Ne zaman isterseniz dedi, cuma vakti öğretmeninden izin almadan çocuğunuzu camiye götürür ve getirirsiniz dedi. İzin almaya gerek yok dedi. Bakın bu şekilde ben Selman'ı her cuma saatinde alıp götürüp getiriyordum. Yalnız müdürüm bir ara dedi ki affedersiniz dedi. Tabii dedi, istediğinizi yapabilirsiniz yine bakımdan. Yalnız bir şey soracağım. Burada dedi İranlı çocuklar, çeşitli Türk talebeleri okuyordu dedi. Onların böyle bir talebi olmadı. Sizinki nasıl bir şey dedi yani. Anlayamadım dedi. Biz dedim onlar da Müslümandı fakat biz practical Müslümanız. Yani biz İslam'ı pratiğiyle yaşayan Müslümanız. Ha dedi, böyle geçti. Bir gün de böyle bir teravih namazından sonra çocuğu teraviye götürürüm alışsın diye. Küçük çocuk çünkü ecnebi bir memlekette büyüyor. Türk burada tabii o zamanlar daha iyiydi burası. Ecnebi memlekette. Anne dedi Yahya'yı da alalım da evine bırakalım dedi. Tabii oğlum dedim. Baktım Yahya böyle mami gözlü sarışın bir İngiliz çocuğu. Aldım evine götürüyorum. Daha 15 yaşlarında var, 14-15 yaşında. Dedim Yahya sen nasıl Müslüman oldun yani? Şey dedi benim annem Müslüman oldu da biz ondan sonra Müslüman olduk dedi. Peki annen nasıl oldu? Annem dedi ne oldu dedi yani annem size gelsin mi dedi. Tabii gelsin dedim yani. Annesi sabah yarın böyle yani sabah sabah belki de bir kek yapmış kadın koşarak geldi. İsmi Hacer. Ondan sonra nasıl Müslüman? O da Hristiyanlık onu tatmin etmemiş. Birçok cevaplara, birçok suallerimin cevabını bulamadım Hristiyanlıkta dedi. İyi bir Hristiyanım dedi. Budizm inceledim dedi. Neredeyse Budist olacaktım fakat bütün cevapları orada bulamadım. Bu arada dedi İslamiyet'i inceledim dedi. Bütün suallerimin cevabını oradan gördüm. Çok gördüm dedi. Ve kadıncağız hiçbir Müslüman görmeden Bournemouth'ta kendim dedi kitaplardan okumuş zavallı. Namaz kılalım dedim. Siz öne geçer misiniz dedi. Tabii dedim. Öne geçtim. Çünkü ben dedi sadece kitaplardan İslamiyet öğrendim. O şekilde yaşıyorum dedi. Cenab-ı Allah'ın hidayet verdiği insan böyle tek başına Müslüman olabiliyor. Kime desem derdimi ben bulutlar, bulutlar. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin. Söyleyin, memleketten bir haber mi var? Şimdi İngiltere'de Oldgate diye bir yer var, böyle daha köhnece bir yerdir. Orada pazar kurulur, hani daha uygun şeyler bulunur.
Oldgate'de bizim de tanıdığımız kebapçılar falan vardı. Oldgate'de pazarda çarşıda dolaşırken birden ezan sesi duydum. Biraz uzaktan geliyor ama resmen ezan sesi oldu. Harmanız mıyım ezan sesini? Bismillahirrahmanirrahim. Böyle düşündüm, dedim çok kendimi verdim, memleketim, ezanım. Çünkü biz bir gittik İngiltere'ye hiç gelmemek suretiyle gittik. Çok ağır tabii bu. Kadir Bey de bu şekilde bir af çıkınca, cezalar affedilince çünkü vatandaşlıktan atılmıştı. Hemen atladı geldi. Ben onun gibi gelemem birdenbire. Evim var, her şeyim var filan. O tekrar geliriz dedi. Yok dedim, ben her şeyimi tanzim edeyim, öyle geleyim. Ve biz bu sebeple Allah'tan o suç ortadan kalkınca rahatlıkla geldik Türkiye'ye. Kimi ifna edersem diyeti banadır. Bu davanın hanımlarla yürüdüğünü söyleyebilirim. Hazreti Hatice validemiz birinci Müslümandır. Ondan sonra Hazreti Ömer gibi çok kudretli ve kendine güvenen, kimseye bakmayan bir kimseyi Müslümanlıkta ezen kardeşi ablasıdır. Onun okuduğu Kur'an'la, onun irşadıyla meydana gelmiştir. Yani kadınların eliyle çok şey yapılmıştır. Biliyor musunuz, biz işlerimiz gece vakti saat 2'ler 3'ler kadar bir şey yapardık. Sabah kalktık mı hemen dava için cemiyetleri, dernekleri, çünkü o zaman önceleri evde toplanıyorduk. Evlerde toplandık. Ona bile hanımlar çok zor geliyordu, çok korkuyorlardı. Sonra elhamdülillah yavaş yavaş genişledik. Ondan sonra dernekler kurmaya başladık. Fakat bütün bunların başında rahmetli Fevziye Nur oldu. Hiçbir kimse onun ölçüsünde, onun büyüklüğünde, onun genişliğinde hizmet etmemiştir. Çok cesur, çok akıllı ve son derece samimi, hiç taviz vermeyen ama herkesin gönlüne göre hitap eden bir insandı. Ve Fevziye'm o zaman daha talebeydi ve çok küçük yaşlarda diyebilirim. Ama bunu bizleri, hepimizi toparlayan o oldu. Ondan sonra Doktor Gülsel Hanım, Mukaddes Çıtlak, Meliha Yalçıntaş daha sonra girmiştir. İşte Bindas Hanım, Salih Tuğun Hanım, Bindas Hanım, daha isimlerini sayabileceğim çok arkadaşım vardı. Sonra Reyhan Songar, Yeşil Aydın Kadınlar Kurulu'nu kurdu ve hafta sonları işte konuşmalar yapıyorduk. Bu konuşmalar tarihi oluyordu, kültürel oluyordu ve bu arada düşünün ki Allah kelimesini kullanmıyorduk, hadis kelimesini kullanmıyorduk ama bunların meallerini veriyorduk. Duyan geliyordu, kalabalıklaşmıştık. O senelerde de ayda bir kere böyle bahsettiği gruplarla toplantılar oluyor. Biz de Anadolu'dan o gruba mektup yazıyoruz. Ablalarımıza işte hal hatır sormak için, hani tavsiyeler almak için. Bizim toplantılarımız her ay düzenli olarak yapılır. Hukuk fakültesinden mezun olması hasebiyle bizim toplantılarımızda bizlerin ve genç hukuk fakültesi öğrencilerinin yaşadığı sıkıntılar aksettirdiğimizde kendisine, kendisi kendi döneminin yaşadığı sıkıntıları ve geçirdiği problemleri bizlere anlatarak bizleri umuda sevk ederdi. Ve bu arada Münevver Ayaşlı o zaman gazetecilik yapıyordu. Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli bir kimsedir her bakımdan. Münevver Ayaşlı duymuş. O da geliyordu toplantılarımıza ve o da ilk defa böyle bir hanım grubunun böyle bir toplantısına muttali olunca çok heyecanlandı ve bizimle arkadaşlığı sonra nefesine kadar devam etmiş olan bir kimsedir. Ve bunu kendi arkadaşlarına bahsettiği zaman böyle bir grupla tanıştım. Hepsi tahsilliler, üniversite talebeleri ve meslek sahibi hanımlar. Bunların hepsi mütesettire ve çok canla başla İslamiyet için çalışıyor deyince bu hanımlar bunu kabul etmemişler. Demişler ki bunlar herhalde evde kalmış çirkin çirkin insanlar. Başka yapacak bir şey yok. Bir nevi pesimist insanlar. Hayattan bıktılar. Kendilerini hani rahibelerin dine vermesi gibi dine verdiler. Ve burada hayatlarını tatmin etmeye çalışıyorlar gibi. O da demiş, yok demiş, güzel insanlar bunlar. Meslekleri iyi. Kim evli, çocuk sahibi olanlar var, talebe olanlar var, ilerisini düşürenler var. Böyle pesimist bir durum yok. Bir kız hayata ümitle bakan insanlar bunlar. Kimin diyeti benim üzerime olursa, onun diyeti benim cemalimdir. Dağlar geçit olmuş, çalılar yol verecek. Mazi denen eski kütük dal verecek. Al al açacak bayraklar.
Sabret çocuğum. Anaç kovan bal verecek. Babaannem hem batıya hem doğuya çok hakim bir kadın. Ben klasik müzikle babaannem sayesinde tanıştım. Ne bileyim Rus klasiklerini ya da dünya klasikleri olarak tanınmış kitapları okumamın hep babaannem sayesindedir. Yani bilir tarihle ilgili bir şey olur ya da sanat adına bir şey olur. Babaanneme sorarım. Yani hani internette çok fazla gerek duymuyorum bu konuda. Babaannem o görevini fazlasıyla yerine getiriyor. Aynur ablanın bendeki ilk izlenimleri mücadeleci ruhu, tevazusu ve heyecanı olmuştur. Olaylara bakışındaki o hukukçu derinliğini her zaman hissettirmiştir. Düşünce yapısı olarak da doğru düşünme sistemine çok hakim bir kadın. Yani ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben dava şuurunun, davanın ne olduğunu dedemden, bu davanın doğru dava olduğunu düşünme sistematiğini de babaannemden kazandım. Ben avukatlık yapamadım. Benim arkadaşlarım avukatlık yapamadılar. Ama bugün onlar avukatlıkta yapıyorlar, danışma üyesi de oluyorlar, noterde oluyorlar elhamdülillah. İyi günler gelecektir. Biz geleceğe çok iyi bir nesil bırakıyoruz diye çok fazla seviniyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ben ne diyeyim?